Tarsus Amerikan Koleji'nin sevgili öğrencileri, değerli hocaları, mezunları ve dostları. Hepinizi hep birlikte, bir arada saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum efendim. Siyasetçi alışkanlığı oldu galiba. Sözlerime bir soruyla başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelmiş geçmiş en başarılı başkanı deyince aklınıza kim geliyor? Evet, yani George Washington'dan, kurucu General George Washington'dan başlayıp Thomas Jefferson bağımsızlık bildirisini yazan, Roosevelt'i, Woodrow Wilson'ı, Obama'yı, Kennedy'yi hep söyleyebiliriz. Ah, böyle yapacaktık değil mi? Benim aklıma Abraham Lincoln geliyor. Bu adam 1861 yılında başkan seçilmiş, iç savaş başarısıyla ülkenin bütünlüğünü pekiştirmiş, köleliği kaldırmış, 1965 yılında tiyatro salonunda vurulduğu koltukta anıtlaşmış. Ama beni asıl ilgilendiren Lincoln'ın Amerikan başkanı olarak başarıları da değil. O başarıya giden yolda, o yolculuktaki kararlı, azimli, vazgeçmeyen, kazanmak uğruna her türlü mücadeleyi göze alan tutumu. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmeden önce iki kez iş denemesi olmuş. Bir iş kurmaya çalışmış. Başaramamış, iflas etmiş. Bir yerel eyalet seçimine girmiş, kazanamamış. House of Commons, Temsilciler Meclisi'ne iki kez aday olmuş, ikisini de kaybetmiş. Senato'ya iki kez aday olmuş, ikisini de kaybetmiş. Bir başkan seçilmeden önceki seçimde başkan yardımcısı olarak seçim yarışına katılmış, onu da kaybetmiş. Tam 8 başarısız. Kendisi diyor ki benim 2 başarısızlığım daha var. 26 yaşında eşimi kaybettim, 27 yaşında ruhsal bunalım geçirdim. 10 başarısızlık, 11. de adını bir anıt olarak Amerikan tarihine yazdırma. Ben bir süre önce Fortune dergisinde de bu öyküyü, başarısızlıklardan sonra elde edilen başarıya ilişkin öyküyü, başarılarıyla ünlü kişilerle ilgili yapılmış bir araştırmada okumuştum. O ünlü kişiler başarıya ulaşmadan önce o konuda 7 kez ortalama başarısız olmuşlar. Ortalamaları Lincoln'dan biraz daha iyi. Kendi payıma doğrusunu isterseniz ben de bu ortalamayı düşürür müyüm, yükseltir miyim bilmiyorum. Ama bu okuldan mezun olduktan 58 yıl sonra beni sizlerle buluşturan her ne başarım ya da başarılarım olduysa onların hepsinin öncesinde büyük hayal kırıklıkları yaşadım, acılar hatta çektim. Bakın, bunu söylemeyecektim ama Sayın Şenol'u dinleyince aklıma geldi. Benim de hayalim Tarsus'tayken sporcu olmak, tutkulu bir taraftarı olduğum Beşiktaş'ta forma giymek vardı. Hatta son senemde Tarsus futbol takımında kaptanı oldum. Ama yeteneğimi tartışmayalım, kapatalım. Ayağımı Mersin Lisesi'yle yaptığımız maçta kırıp hem de bileğimi çıkartınca en azından yetenek tartışmasından kendimi azade tutmuş oldum. Aynı şekilde Tarsus'u bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdim. Hayalim diplomat olmaktı. Okulun ilk yılında akademik yaşamın büyüsüne kendimi kaptırdım. Ve okulda kalıp öğretim üyesi olmak, ona odaklandım.
Yalnız 1967-68 yıllarında öğrenci olaylarının zirve yaptığı bir dönemde siyasalda, mülkiyede tarihsel adıyla Öğrenci Derneği Başkanı seçildim. Yazılar, çiziler, eylemler, eylemden eyleme hakkımda onlarca dava açıldı. Bir ara tutuklandım da. İkinci plana düşmüş olsa da diplomat olma hayalim yok olmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın sınavına dahi giremedim. Öğretim üyesi olmaya gelince okulda sınava alındım. Sınavı da kazandım. Ama hedefimdeki siyaset bilimi kürsüsünün başındaki hocamız bir davamda bilirkişi olarak atanmıştı. Hakkımda olumlu bir rapor yazmıştı ama sanırım benimle çalışmaktan korkmuştu. O sene kürsüyü kimseyi almadı. Çaresizlikten sevgili genç arkadaşlarım belki hatırlamazlar ama salonda biraz yaşı daha büyük olanlar bilecek. Ünlü gazeteci İlhan Selçuk'un sözüyle hiçbir o tarihi itibariyle hiçbir yerde dikiş tutturamayanların mesleği olan gazeteciliğe başladım. Bu arada beni tanıtırken söylediler. Askerliğimi de sevgili Uğur Mumcu ile birlikte sakıncalı piyade olarak yaptım. Milli Savunma Bakanlığı benim sevgili Uğur'um bırakın yedek subay olarak asteğmen omuzuna demir takmasını orduda onbaşı dahi olmasına hakkı olmadığını ortaya koymuştu. Düşüncelerimiz nedeniyle böyle bir karar vermişti. Gazetecilikten sonra siyasetle yaşamam kesişti. Milletvekili seçildim. Meclis Başkan Vekili oldum. Meclis Başkan Vekili olunca meclis başkanlığına da iki kez toplam 52 saat Cumhurbaşkanlığına da vekalet ettim. Bakın ben rütbesiz sakıncalı piyade işte iki kez 52 saat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanını temsilen protokol işlerinde İşte Cumhurbaşkanı'nı karşılama esas, meclis başkanını uğurlama vesaire genelkurmay başkanlarının önünde yürüdüm. Sakıncalı piyadeliğimi başarısızlık olarak kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanlığını vekilini de başarı olarak kabul etmiyorum. Ama itiraf edeyim, içimde kendime sakladığım, şimdi sizle paylaştığım işte rövanş duygusunu da pek bastırabilmiş değilim. Siyasi yaşamım sırasında aktif, söylendiği gibi Avrupa Konseyi ve AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatları'nda da görev yaptım. Türk Grubu Başkanı'ydım. Oralarda başkan yardımcısı görevinde oldum. Evet, kariyer diplomatı olmamıştım ama kariyerden parlamenter diplomasinin içinde yaşadım. Yani o noktaya gelebildim. Şeye gelince sporculuk hayaline kendimi avutuyorum. Sevgili İsmail Şenol'a da söyledim. Son 15 yıldır Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün genel kurullarının divan başkanlığını büyük ölçüde yapıyorum. Yıldırım Demirören'de, Fikret Otçam'da, Ahmet Nur Çebi'de benim divan başkanı olduğum oturumlarda seçildi. İşte kendimi avutuyorum. Yiğit kardeşim bir şey vurgulamıştı. Tecrübelerin, deneyimlerin paylaşılması. Bu anlayışla kıssadan hissediyorum ve Yiğit gene biz hayal kuruyoruz demişti. Hayal kurmaya devam et. Ama bu hayallerinizi bir belirlediğiniz hedefle bütünleştirin. İsmail kardeşimin dediği gibi, o hayalleriniz, hedefleriniz sizi kısıtlamasın ama onların uğruna o doğrultuda
mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmeyin. 1-2-3 başarısız oldunuz. Gerekirse hedefinizin doğrultusunu gözden geçirin. Bakın İsmail kardeşim sporcu olamadı ama yılın en başarılı sporcu ödülünü aldı. Benim yaşadıklarım bir kenara. İşte kariyer diplomatı olamadım ama parlamenter diplomasinin içinde yaşadım. Vazgeçmediğiniz sürece başarıya odaklandığınız, İsmail kardeşimin sözüyle başarıya dönük yolculuğunuzu, kendinizi bir öyle olayların akışına bırakmadan ama hedefleriniz, hayalleriniz doğrultusunda ve başarı vurgulu olarak devam ettiğiniz sürece mutlaka kazanacaksınız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Değerli kardeşlerim, bakın, başarısızlık hoş bir duygu değildir. Moral bozar, hatta utanç verebilir. Ama kendinizi lütfen başarısızlığın esiri haline getirmeyin. O ruh halinden sıyrılın. Başarısızlıklarınızı fırsata, başarısızlıklarınızdan aldığınız derslerle yeni bir geleceğe. İlk konuşmacımız Sayın Meltem Erdem vurguladığı gibi bir belirsiz boşluk olmaktansa hedefiniz doğrultusunda yapacağınız kararlı bir yürüyüş doğrultusuna çevirmeye çalışın. Eğer kendinizi başarısızlığa teslim ederseniz bilin ki yaşamda kendinize yapacağınız en büyük zararı vermiş olursunuz. Öncelikle özgüveninizi yitirmiş olursunuz. İkinci bir zarar da hani bir laf vardır. Sabreden derviş muradına ermiş. Böyle bir girdaba kendinizi kaptırıp hiçbir şey yapmadan beklemede kalmayın. Bir gün piyango bana vuracak algısına kapılmayın. O yolculuğun, o bekleyişin hiçbir olumlu sonucu olamaz. Başarısızlık da en az başarı kadar doğal bir süreçtir. Ancak kalıcı değil, geçici olmaz. Eğer kendinizi başarısızlığa teslim eder ama başarıyı bekler durumda kalırsanız başarıyı kalıcı hale dönüştürmüş olursunuz. Başarı gelip geçebilmelidir. Öz eleştirinizi yapabiliyor, eksikliklerinizi saptıyor. O eksikliklerinizi gidermek için elinizden geleni yapıyor ve kendinize yeni değerler kazandırıyorsanız mutlaka başarılı olacaksınız. Bu sizin çabanıza bağlı. Bunun için kendinizi tam kapasitenizle hazır hale getirmeye odaklanın. Bunun benim deneyimlerimden elde ettiğim iki yolu var. Bir, içinizdeki beni keşfedin. İki, kendinizi tanıyın. İçinizdeki ben deyince bakın, her insanın yaşı, deneyimi, her ne olursa olsun içinde gizli güçleri vardır. Özel değerleri vardır. Bunların keşfedilip bulunup ortaya çıkarılması sizin kapasitenizi arttıracaktır. Ama buna giden ilk yol kendinizi tanımaktır. Kim? Bu şekilde kendinizi sorgulamak. Kendini tanımak içsel bir süreçtir. Benlik, öz saygı, özgüven gibi, öz yeterlilik gibi kişisel değerleri içerir. Aynı şekilde alışkanlıklar, duyarlılıklar, inançlar, ön yargılar gibi kişisel özellikleri de kapsar.
Bunların bulunup ortaya çıkarılması sizin gerçekten önemli bir yolculuğa hazır olmanızı öngörür. Burada bence en önemli noktalardan biri de kişinin kendisi tanıması anlamında kişinin kendisini kendi kimliğiyle kabullenmesidir. Bunun için önemsiyorum. Bu gerçekten kolay bir iş değildir. Özellikle de Türkiye'de. Bakın bizim bir kötü Osmanlı'dan miras, kötü bir kültürümüz demeyeceğim. Kültürsüzlüğümüz var. Osmanlı Türk'ü nasıl tanımlamış? Etrakı bir idrak. İdraksız, kavrayışsız. Osmanlı bitmiş, Cumhuriyet kurulmuş. Ama biz bilerek ya da bilmeyerek hala bu kültürsüzlüğü devam ediyoruz. Herhangi bir zorlukla karşılaştığımızda ne diyoruz? Biz adam olmayız. Kendimizi kaba, cahil, kavgacı, disiplinsiz bu şekilde tanımlıyoruz. Yani çıkıp sadece güç konusunda söz konusuysa bir Türk dünyaya bedeldir, 10 düşmana bedeldir gibi saçmalıyoruz. Ama gerçekten biz adam olmayız. Türk'ün aklı sonradan gelir gibi bir anlamda bütün kimliğimizi, annemizden, babamızdan doğduğumuz kimliği ayaklarımızın altında eziyoruz. Bir de böyle gelmiş, böyle gider. Burası Türkiye lafı var. Bu içinde sıkışılmış bir edilgenliği. Zamanın ve değişen dünyanın koşulları karşısında çaresizliği, teslimiyeti, durumları değiştirme azminin yokluğunu, gelecek tasarımının eksikliğini. Sayın Erdem'in söylediği gibi geleceği belirsiz bir boşlukta kalıcı olarak bırakmanın ifadesidir, yansımadır. Kendimizi bundan arındırmamız lazım. Dünyanın hiçbir dilinde, hiçbir kültüründe kendisini böylesine aşağılayan, kendisini böylesine yok sayan, ikinci sınıf noktasına iten halkıyla birlikte bir ezber yok. Biz bu ezberi mutlaka ve de mutlaka aşabilmeliyiz. Zaten Atatürk'ün bakın, kimilerinin ırkçı bir yaklaşımdır diyerek burun kıvırdı. Kimilerinin efendim Türk'ün Türkiye propagandası diye dudak büktü. Şu Türk, öğün, çalış, güven sözü bunu amaçlamaktadır. Oradaki öğün sözü bir böbürlenme değildir. Tam aksine oradaki öğün sözü kendini kendin olarak kabul et. Kimliğinle var ol anlamına gelmektedir. Ben bu dersi gene Tarsus'ta 1964 yılında son sınıfta, şimdi öyle bir ders var mı bilmiyorum ama ekonomi dersinde Amerikalı bir hocamdan aldım. Mr. Maynard, o zaman aynı zamanda okulun müdürüydü. Dersteyiz, sınıftayız. Bir arkadaşımızın gömleğinin şu cebi bütünüyle mürekkep lekesi. O tarihlerde bu tükenmez kalemler yeni çıkıyordu. Böyle bir en ufak bir olayda patlardı, sıcakta patlardı. İşte yere düşer patlardı. Elimiz, yüzümüz, üstümüz, başımız mürekkep olurdu. Arkadaşımız cebinde bir yerden tükenmez kalemi eline aldı Mr. Maynard'a. Bu ne diye sorduğunda Turkish pen dedi. Mr. Maynard müthiş öfkelendi. Ceketinin önünü açtı. İç cebini gösterdi. Koskocaman bir mürekkep lekesi. And this is an American pen dedi. Bu bana işte hem Türk öğün çalış güven sözünün anlamını
bir idrak denilen Türk olarak kavramam, hem de o vizyonu, kendimiyle kimliğimle barışma vizyonunu vermiş oldu. Bunun üstünde gerçekten çok düşünün. Biz kendimizi aşağıladığımız sürece hiçbir yere varamayız, hiçbir yere gidemeyiz. Geleceği de tasarlayamayız, sadece boşlukta. İşte bir belirsiz olayların bizi nereye sürüklerse oraya gideceğimiz bir yolculukta bırakırız. Yolculuğumuzu da planlamalıyız, geleceğimizi de hayal etmeliyiz, hedeflerini ortaya koyabilmeliyiz. Sevgili Yiğit, Z kuşağı olarak bu bağlamda gümbür gümbür geliyoruz dedi. Buna inanıyorum, üniversitelerde ders veriyorum. Ha, onu da söyleyeyim, bakın işte öğretim üyesi olamadım. Ama 20 yıldır üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dersi veriyorum. Yani hiçbir akademik sıfatım yok. Ama öğrencilerim bana hocam dediği zaman da büyük bir keyif alıyorum. Ama o hayalim yok olmuştu ama yürüdü, geldi. Bunu da bir parantez olarak eklemiş olayım. Gerçekten son olarak şunu vurgulayayım. O gümbür gümbür gelişinizi sevgili gençler, daha güçlü, daha kalıcı. Yiğit'in söylediği gibi 2040'lı yıllara değil, daha öne çekmek istiyorsanız muhtaç olduğunuz kudret Atatürk'ün damarlarınızdaki kan diye tanımladığı içinizdeki bendedir. Ondaki damarlarınızdaki kan vurgusu da bir ırksal aidiyet, bir ırksal üstünlük iadesi değildir. İçinizdeki bendir. Onun keşfini istemek, onun keşfine sizi yönlendirmektir. Bu toplantının bir anlamda temasıyla uyumlu olarak şunu da söylemek isterim. İçinizdeki ben doğası gereği size yabancı değil. Sizinle birlikte o. Sadece keşfinizi bekliyor. Siz de ona yabancı kalmayın. Keşfedin, yolunuz açık ve başarıyla dolu olsun.